sizden devam edeceğim. Aa. Damlacığım da konu bitmiyor. Bu defa kayınvalidem Nuray Hanım'la devam edeceğim ama. Nuray Hanım evlendikten sonra oğlu Furkan'ın neden değiştiğini söylemiş. Bakalım değişmiş mi, neden değişmiş? Şimdi nikah olduktan sonra Damla'ya zaten Furkan söz geçiremiyormuş. Damla'yla Furkan'ın evinde annesigil yaşıyor. Furkan da oraya gitti. Arıyorum oğlumu. Neymiş Furkan arıyor, diyor ki anne beni dakikada dakikada arama. Yani ben istiyorum ki hani evlendikten sonra, onlar evi boşalttıktan sonra gitsinler, birlikte dursunlar. Onlar var zaten. Oğlum senin ne işin var orada diyorum. Beni fazla arama, beni rahatsız etme. Damla kızar, Damla eder. Ben kaldım tek başıma. Peki. Damla diyor ben evli bir evli barklı bir kadınım artık diyor. Furkan arıyorum. Furkan diyor anne beni zaten arama. Ben evli barklı bir erkeğim, evimin erkeğiyim diyor. Yani bunlara bir şey oldu, ben anlamıyorum ya. Evlenince bir imza ikisi de değiştirdi Nuray Hanım. Sen... Buradan gittim gider, insan bir kere aramaz mı ya? Dünürüm bir kere olsun aramadı beni. Ne yapıyorsun Nuray Hanım diye sormadı bile ya. Kız... Nuray Hanım ya, daha evleneli kaç gün oldu ya? Niye bu kadar sık boğaz ediyorsun, oğlanı arıyorsun, gel diyorsun? Daha bir, dün bir, bugün iki. Ya Nuray Hanım, 4 gün oldu evleneli. Annesigili orada yaşıyor zaten. Ben de burada tek yaşıyorum. Zaten hani onlar taşındıktan sonra bir evlerini boşatsınlar. Eşyaları falan zaten hani hep birlikte ev ev içinde olmaz zaten. Ondan sonra gitsin otursun, bir şey demiyorum. Ama onlar varken de aynı evde birlikte yaşamalarını istemiyorum ben. Ya. Furkan aradı, söylüyor ki anne ben dükkanda çalışmıyorum artık. Allah Allah. Bizim mobilya dükkanında çalışmayacakmış. Ya ne yapacaksın oğlum? Damla'nın bir arkadaşı varmış da Damla'nın arkadaşının aracılığıyla birlikte. İşte biliyorsunuz Merzifon'dan Amasya'nın arası 40-45 dakika falan zaten. Biz evden Amasya'ya gidip gelecekmiş. Bir çok büyük mobilyacı da müdür olarak çalışacakmış Furkan. Gelinler annelerden oğlanları uzak tutmak için elinden geleni yapıyorlar değil mi? Ya. Ay be. Çok değişik bir bakış. Evleneli daha 5 gün oldu. Damlacığım sen Furkan'ın artık annesiyle çalışmasını istemiyor musun? Evet istemiyorum. Neden? Şöyle söyleyeyim ben size Nursel Hanım. Furkan gerçekten çok zeki bir adam ve çok yetenekli. Benim de Amasya'da merkezde çok yakın bir arkadaşım var. Arkadaşımın eşi de bu mobilyacı da, o da hani belli bir statüde biri. Furkan'ın da zaten mobilya ile alakalı olduklarını bildikleri için bana dediler ki Damla gel işte eşine söyle. Eğer eşin de kabul ederse hem buranın maaşı çok iyi hem de bir takım yerlere gelir. Çünkü sadece şube Amasya'da değil 5 katlı bir dükkan. Ondan sonra İstanbul'da, Ankara'da yani güzel yerlerde şubesi var bu şeyin. Hani şimdi ismini veremiyorum. Ondan sonra Furkan oraya müdür olarak girdi. Hani zaten kendi de... Ama niye ya? Damlacığım ama burada annesiyle yaptığı işte patron, burada çalışan. Ama burada sadece annesinin verdiği kadar alabiliyor. Büyük miktar her zaman kayınvalidemde. Niye işinin emeğinin şeyini alamasın ki benim kocam? Benim yani... para kimin ki zaten? Ama sen vermiyorsun ki. Nasıl vermiyorsun? Daha ne vereceğim ben maaş sana? Maaş mı veriyorsun sen oğluna? Ya istediği kadar alıyor, harcıyor, danışmıyor bile ya Nursel Hanım. Hiç benim alakası bile. İmza attıktan sonra zaten dükkan benim adıma diyor, benim dükkan diyor. İstediğiyle yiyor, içiyor, geziyorlar ya. Hep yalan söylüyorlar ya gerçekten. Hiç de bile, hiç de öyle değil. Vallahi 2 milyon para nerede? 2 milyonu saklamışsın. O, sen bize rahat rahat para harcatır mısın? O para bize ait değil. Geçtim, o parayı geçtim. Damla senin mi hedeflerin daha büyük? Yani şu anda bu mobilya dükkanının annesiyle olanı daha küçük görüyorsun. Burada daha büyüyeceğini, para kazanacağını mı düşünüyorsun? Evet ben Furkan zaten diyorum ya çok zeki bir adam. O yüzden buradaki konumu gittikçe yükselecek Furkan. Yani inanıyorum ama başarılı. Ama böyle bir hayali mi var? Memnun değil miydi yaptığı işten? Zaten Furkan küçüklükten mobilya hani sürekli zaten bu işle tamam, alakalı. Tamam burada patron ya. Yani burayı beğenmiyor muydu? Şimdi yetersiz burada, mi geliyordu? Ben ona? Zaten izin vermiyorum şimdi ki. Şimdi burada aldığının 2 katını alıyor şu an benim eşim. Neden çalışmasın Nursel Hanım? 2 katını alıyor.
Alacak mı, başladı mı, başlayacak mı? Yani onun şu an bilgisi yok herhalde ama Furkan başladı zaten. Ya ben izi bilerek... Eve gelip gitmediği için Furkan bilmiyor kayınvalide. Vallahi şok oldum. Bir de oraya mı gidip geliyor, ondan gelmiyor? Zaten 45 dakika gidip gelir yani, işine gidiyor. Ne var ki bunda, ben ya anlamıyorum. Ya çocuk her gün evinden boyuna Amasya'ya gidecek gelecek, gidecek gelecek. Bir şey söyleyebilir miyim Nuray ablacığım? Ya ben izin vermiyorum. Nuraycığım. Sen ne oluyor dedin? Damla, şu an sizin kendi dükkanınızda annenin, Furkan'ın dükkanında kim duruyor? Furkan oradaysa, annem buradaysa. Annem duruyor. Kimin annesi? Ne? Benim annem duruyor. Annem çalışıyor ya, nasıl annem duruyor ya? Hem emanet açısından şimdilik eleman bulana kadar anneme söyledik. Anne bekler misin? Anne anlıyor mu mobilyada? Ya gelene fiyat üstünde var zaten, barkod sistemi yani. Ama sen şu an çok haksızlık etmiş olmuyor musun? Orayı çok boş bırakmış oluyorsunuz. Ama işte annem bekliyor hemen. Eleman bulana kadar idare edecek artık annem. Ya madem giriyor niye bana söylemiyorsun? Anne oraya girecek, haber niye vermiyorsunuz? Ben kendim ona göre eleman falan müdür bulurum alır, ya. Bir şey alır yani orayı. Hayret bir şey. Hayır ya. Şimdi annem barkod okutamıyor mu? Geliyor işte, müşteri alacaksa barkodunu okutturuyor. Ne fiyatı varsa alıyorsun, para üstü veriyorsun ya. Ya Nursel Hanım, ben normalde buradan otele gidince devamlı açıyorum kamerada. Dükkanın kamerası, telefonumda yüklü zaten. Bakıyorum hep Furkan çalışıyor görüyorum. Annesini şu ben görmedim. Şu an bu önündeki 5 gün boyunca evet, telefonda hep öyle görüyordum. Çalışıyor görüyorum Furkan'ı. Madem öyle bir şey var niye söylemiyorsunuz bana ya? Sen herhalde rüya görüyorsun. Evet, rüya. Furkan değil. İki gündür Amasya'da çalışıyor yani. Vallahi şoktayım. Sabah gidiyor, 8, erkenden akşam mı dönüyor Furkan? Sabah 8, akşam 5. Allah yani 7.30'da Ya biraz sert bir karar olmuş. Sen yönlendirmişsin anladığım kadarıyla ama. Vallahi ben izin vermiyorum. Ben beyimin geleceğini düşünüyorum mesela. Benim beyim her zaman üstte olmalı. Yeşil. Ne diyorsun beyiyle olan aldığı kararla? Yani bence burada hedef kariyer, iş, para değil. Ne? Yani çünkü hani diyor ya, çok benim eşim zeki, başarılı. Madem öyle, annesi de burada zaten, dükkanla ilgilenecek kimse yok. O dükkanı alsın, ilerlesin, zincirler kursun, yani. O dükkanı da büyütebilir. Hedef burada Nuray Hanım'dan uzaklaşmak. Evet, bence evet. Yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışıyor. İşte evini de o taraflara götürür yavaş yavaş. İşle evet. Başlangıcı yapmış, yoksa kariyer... Yakında da para... Amasya'ya taşınmayı düşünüyorum. İşte diyorum hani hedef ben bu ne dedim bence sana? Yani. Benim iznim olmadan oğlum taşınamaz. Benim eşim... Senin iznine bakmaz bu konuda. Bakmaz. Girdiği işten de çıkartacağım. Benim iznim olmadan çalışamaz. Sen artık sadece kendi evindeki, yani kendi kararlarını verebilirsin kendi evinde. Şu an biz karı kocayız. Olabilir. Burada yani sen ne benim evime, ne Furkan'la benim olan ilişkime, ne bizim işimize, ne bizim harcadığımıza karışamazsın. Öyle bir lüksün yok. Sen verirsin. Furkan senin, bir saniye. Furkan senin dükkanında çalışır, sen ona verirsin, bu şekilde harcayacaksın dersen, hani dersin, o zaman ben de Furkan da senin himayen altında dururuz. Ama ve lakin Furkan'ın işi ayrı. Azıcık fevri mi davranıyorsun acaba? Dur, daha 5 gün oldu. Kendi ekmek teknimizden vazgeçiyorsunuz. Yani, evet, ben böyle bir şey görmedim. Ama gidemez, Bir koyacağım bu konuya. Bir de sen Nuray abla şeye çok takılmışsın. Furkan'ın onlarla kalmasına. Daha evet. Merzifon'da büyük düğün bile olmadı. Ne münasebet diyorsun? Evet Nursel Hanım, ev üstüne olmaz zaten. Annesi, babası, kardeşleri hepsi bizim evde oturuyorlar. Ama senin değil, bizim oturacağımız ev. Damla benim burada ya. Evde oturuyorlar Damla burada. Evet. Anne, tamam, kiminle kalacak ki da? Annemgille kalıyor. Ya kendi evi yok mu Furkan'ın, iki tane? Benim kendi evim de var. tuttuğum ev de var. Evler boş gidiyor. Yemek mi pişir? Bir hafta buradayız. Yemek mi pişiriyorsun? Bir kap yemek mi bırakıyorsun? Nerede? Duvar mı kemirecek ya Furkan benim, ya? Benim dolabım. Ben gelirken otobüste annemi arıyorum. Diyorum ki. Ya, bir saniye ya. Çok sesli konuşuyorsunuz, anlaşılmıyor. Furkan yemek falan derdi olduğu için mi annenle kalıyor şu an? Yani şöyle Nursel Hanım, eve geldiğinde bir tas sıcak çorba içiyor sonuçta yani. Çok düşüncelisin oğlunu, madem çok düşünüyorsun bir tencere çorba yap, bırak içsin. Vallahi dolap dolu diyorsun. Yapmadık da çocuk işten geliyor, ne Nursel yiyecek? Nursel Hanım, ben eve gelirken hep patlıcan yemeği bir yaptım. Bir sene önceki şeyleri anlıyorum. Bir sene. Siz evinizde bir sene öncekini yiyor musunuz? Sen yiyorsun. Ya git Allah'ım. Sen evde yemek yaptın mı? Yine desen gülerler. Sana gülerler. Biliyorlar huyunu çünkü. Ne zaman patlıcan yaptın en son patlıcan yemeği? Ya Nursel Hanım söylesene, ne zaman yaptın? Ben geçen geldiğimde yaptım. Annesi çağırmış. Dolabımda durdu. Yememiş bile ya. Tek yememiş çocuk. Kendisi de biliyor.
Fırına sürdüm, patlıcan kebabı yaptım, çorbasını yaptım, pilavını yaptım ki oğlum yesin diye. Ay. Ama tek durduğu için... Asla çözülemeyecek bir şey konuştuk sizinle ilgili. Ay yiyebilir annesin de gelsin evinde yatsın. Niye yatmıyor? Eve üstün olur mu hiç? Konu hazır yemekten açılmışken bizim de bir yemeğimiz var. Tadılması gereken son kayınvalidem Nurten Sultan olacak. Hadi tadım yapalım. Kaçalım bu konuda. Yapalım bakalım.